Çok kolay bir tarifle karşınızdayım. Bu yine güzel bir trüf. Bakın trüfün içi ne renk? İpucu zaten hemen yanımda duruyor. Evet. Trüfün içi şöyle bal kabağı. Ama kabak tadı falan yok. Şahane bir tadı var. Bayılıyorum buna. Eğer almazsanız önümden yalnız hepsini yiyeceğim. Çocuklar. Bunu buzdolabına koyun. Biraz daha kendini toparlasın. Ben size hemen göstermek için çatalı batırdım. Yine gayet tutmuş ama buzdolabına koyarsanız şöyle bir saat falan misafire ikram etmeden önce şahane olacak. Hadi yapalım. Şöyle 300-350 gram kadar kabağım vardı. Bunu haşladım. Haşladıktan sonra çatal yardımıyla ya da robottan geçirerek şu şekilde püre haline getirdim. Bu da 1,5 su bardağı kadar, çok büyük değil su bardağı, 1,5 su bardağı kadar haşlanmış bal kabağı püresi yaptı. Çok kolay bir tarif bu, çok kolay. İçine yulaf ekleyeceğim, 3-4 yemek kaşığı kadar. Bal ekliyorum, 2 yemek kaşığı kadar. Bu arada bazen tarifi hani çok tatlıdan hoşlanmıyorsanız ben o şekilde de yapıyorum. Size ipucu olsun. Kabakları haşlarken kuru üzüm ve kuru kayısı koyarak haşlıyorum. Suyunu çektiriyorum. Sonra robottan geçirdiğimde kuru üzümün ve kuru kayısının doğal şekeri, doğal tadı bal kabağına daha farklı bir şeker tadı veriyor. Biraz da tarçın ekliyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama bugün bal ekleyerek yapacağım size. İlk şeyiniz de garantili olsun. Sonrasında dilerseniz kuru meyvelerle de yapabilirsiniz. Karıştıracağız şimdi. Bu toplar haline gelecek. Trüfün özelliği biliyorsunuz ısırdığınız zaman böyle yumuşacık ağzınızda dağılması. Bu malzemeler de çok uygun ve kolay bunu yapmak için. Böyle bal kabağında gram yapmadan püre yapıyorsanız eğer tarifin kıvamına göre birazcık daha yulaf ekleyebilirsiniz. Ben tarçın da ekliyorum. Hoşuma gidiyor. Evet şimdi kolay yuvarlaklar yapabilmek için kasenin içerisine biraz su ekleyeceğim. Böylelikle elimi batırdığımda yapışmayacak, daha kolay olacak. Küçük küçük yuvarlaklar yapacağız. Şöyle de yapmak daha kolay ama bu biraz uzun sürüyor. Elimizde daha kolay oluyor. Evet, şöyle ıslatırsam. Şimdi kakaoya batırıyoruz. Hindistan cevizi de olabilir ama bence trüf demek hep akla böyle kahverengi görüntüyü getiriyor. Bol kakaoya batırıyorum. Evet, birincisi hazır bile. Ay birincisini yiyebilir miyim? Hep en son tadına baktırıyorsunuz. Birinciyi yiyerek başlayabilir miyim? Bak parmaklarımı değdirmiyorum sonra çünkü bazen böyle yorumlarda bulunuyorsunuz. Efendim neymiş? Elimizi yıkıyor muymuşuz? Bu dokunduğumuzu bir daha içine koy. Siz de mutfağınızda bunları yapıyorsunuz. Evet, olduğum gibi her halimle, kusurlarımla sevin beni. Ama kusursuz ben size diyeyim. Bu kusursuz. Bu tarif şahane bir tarif. Hem bir sürü yuvarlaklar yapacağım, tamam mı? Bir sürü yuvarlaklar yapacağım. Sonra buzdolabına koyacağız bunları. Daha iyi kıvam alsın diye. Peşin ağzıma bir enerji topu attım ki çalışırken keyfim yerine gelsin. Evet, yapmaya devam. Söyleyeceğim, kalorisini de söyleyeceğim, merak etmeyin. Şu anda içine yulaf koydum. Sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı. Bal kabağı koydum. Güzel bir A vitamini kaynağı. Karotenoid. Evet. Tarçın koydum. Kan şekerini dengeleyen güzel bir baharat. Efendim, kakao koydum. Kakaoda da antioksidanlar var. Kalp sağlığını koruyucu. Bu kadar işte. Başka bir şey. Ha, bal koyduk tatlandırmak için. Ceviz de eklenebilirdi. Birazcık da o zaman yağ girmiş olurdu. İşte 15. trüf topumuz da geldi.
Her biri 20 kalori oldu. Sadece 20 kalori oldu. Üstüne birer parça ceviz de koyabilirsiniz. Biraz Hindistan cevizi ya da narla da güzel süs olabilir. Efendim, afiyet olsun. Ben gideyim şu ellerimi yıkayayım. Siz de hemen evde malzemeler varsa bence hiç beklemeyin. Yapmaya başlayın. Hoşça kalın.